Herkese merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlere telefonun ekranını bilgisayara nasıl yansıtırız, nasıl bağlarız bunu anlatacağım arkadaşlar. Çok basit bir yöntemle telefon ekranını bilgisayara yansıtma nasıl olur bunun hakkında bilgiler vereceğim. Daha önce yani bu konuda hakkında birçok video çekilmiştir tabi ama bu program benim gerçekten hoşuma gitti. Gerçekten kullanışlı bir program. Bu programı kullanmak için arkadaşlar öncelikle şurada Wi-Fi'nin açık olması lazım. Bilgisayarla yani sizin evdeki bilgisayarınızla telefondaki internetinizin Wi-Fi'si aynı olması lazım. Yani aynı hat üzerinden Wi-Fi açık olması lazım. Bilgisayarın internet bağlantısı da aynı modeme bağlı olması gerekiyor bu programı kullanabilmek için. Ya zaten siz evde bir interneti kullanıyorsunuz, zaten telefonda aynı internetten kullandığımızı varsayarsak bu program kullanışlı bir program olacaktır. Öncelikle yapmamız gereken bunu da arkadaşlar Wi-Fi sorununu hallettikten sonra yani aynı modemden bağlanıyorsak hem telefondan hem bilgisayardan bizim ilk baştan şuradan şu Lesbiev sitesine giderekten buradan bilgisayarımıza bu programı indiriyoruz. İndirdikten sonra kurulumunu gerçekleştiriyoruz. Kurulumunu gerçekleştirdikten sonra arkadaşlar şurada görmüş olduğumuz gibi şunu göstereyim. Şurada görmüş olduğumuz gibi kısa yolundan açıyoruz. Açtıktan sonra tabi sizde böyle bir ekran gelmeyecektir ilk etapta, onu da göstereceğim. Arkasından cep telefonumuzdan da ekranda görmüş olduğunuz gibi şuradaki bu programı, Lesbiev programını gördüğünüz gibi bunu indiriyoruz, telefonumuza kuruyoruz. Bu işlemleri yaptıktan sonra biz artık yapmamız gereken şu. Bunu kapatalım ilk baştan, hem çalışmasını görelim. Bunu açtıktan sonra arkadaşlar, tıkladıktan sonra bizim ilk etapta bu şekilde bir ekrandan karşı karşıya geleceğiz. Bilgisayarımızdan açtık. Şimdi cep telefonumuzdan da aynı programı indirmiş olduğumuz Lesbiev programını açıyoruz arkadaşlar. Bunu açtığımız zaman telefonumuzda açtığımız zaman bakın ne olacak. Bunu açıyoruz. Bunu açtıktan sonra arkadaşlar bir telefon simgesiyle onu da göstereceğim. Bu şekilde bir ekrandan karşılaşacağız. Burada şu şekilde telefon simgesiyle bilgisayar simgesi çıkacak ekranda. Biz telefon simgesini tıklayacağız. Telefon simgesini tıklarsak bizim telefon görüntümüzü buradaki yani şu ekrana yansıtmış oluyor bu şekilde. Eğer bilgisayarı tıklarsak bilgisayarın görüntüsünde bizim telefonumuza yansıtmış oluyor. Yani hem bilgisayarın görüntüsünü hem de telefonun görüntüsünü istediğimiz şekilde yansıtma yapabiliyoruz. Gördüğünüz gibi telefonumuzu bu şekilde kullanabiliyoruz. Şu anda istediğimiz şekilde kullanmasını gerçekleştirebiliyoruz arkadaşlar. Ya bu şekilde telefonumuzu bu programı hem buraya kuraraktan hem de telefonumuza kuraraktan ekranın görüntüsünü bilgisayarımızın monitörüne yansıtmış olabiliyoruz arkadaşlar. Gerçekten kullanışlı bir program. Ben bunu kullanıyorum. Gerektiği zaman kullanmanızı tavsiye ederim. Gerçekten de kullanışlı, basit bir yöntem. Bu iki programı indirdikten sonra bilgisayarımızda kullanabiliriz. Ama ikisi de inmesi gerekiyor. Hem telefonda hem de bunu da istediğimiz şekilde bunu böyle indirdikten sonra şöyle göstereyim arkadaşlar. Şuradan istediğimiz şekilde getirebiliriz. Şöyle tam ekran da yapabiliriz. Gördüğünüz gibi tam ekran olaraktan da kullanabiliriz bunu. Yani bu artık bizim keyfimize kalmış bir şey. İster tam ekran kullanırız, ister bu şekilde kullanırız. Bu tamamen bizim isteğimize kalmış bir şey arkadaşlar. Siz de bu tip videoların hala da devamını gelmesini istiyorsanız bu şekilde eğitim videolarına devam edeceğim. Bu tip videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bu videoda bir defa da olsun like atmayı unutmayınız arkadaşlar.
Konuyla alakalı yorumunuz, görüşünüz varsa, yapamayanlar varsa yorumlar kısmına yazabilirler. Yardımcı olmaya çalışırım. Gerçekten de kullanışlı, basit bir yöntemle. Diğer buna nazaran bazı programlar da var ama bu daha basit. Şöyle söyleyeyim, neden daha basit? Diğerlerinde bazı programlar kurulması gerekiyor. Ondan dolayı bana göre daha doğrusu bu daha iyi geldi kullanımı bakımından. Konuyla alakalı görüşleriniz, yorumlarınız varsa videonun altında paylaşabilirsiniz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür eder. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Herkese hayırlı mutlu günler dilerim.